Merhaba Üniversite TV izleyenleri, İstanbul Mecidiyeköy stüdyolarından herkese selam olsun. Adana İç Mimarlar Odası Şube Başkanı Zuhal Hanım, Zuhal Doğru Tok konuğumuz olacak. Adım Zuhal Doğru Tok. Adana İç Mimarlar Odası Şube Başkanıyım. Seçilmiş bir başkan olarak, kadın aday olarak görevime başladım bir hafta önce. Coğrafi koşullar şartıyla tabii ki Çukurova'da yaşıyoruz. Verimli topraklarda yaşıyoruz. Bu mesleği biliyor, birazcık da becerimizin olduğu üç boyutlu düşündüğümüz zamana denk geldi. O yüzden ikili ilişkileri kuvvetli, birazcık özgüveni yüksek arkadaşlarımızın bu meslekte olmasında fayda var. Çok peşine düşerek aslında bu kursları şikayet ettik. Dilekçeler yazdık. Hem genel merkeze olsun hem buradaki verilen kurslarla alakalı. Adana Şube kayıtlı 395 tane üyemiz var şu an. Tüm şubeler adına bizim için çok önemli dönem. Buradan bütün öğrencileri öpüyorum, kucaklıyorum. Evet sevgili Üniversite TV izleyenler, bir mesleki gündem programını da burada noktalandırıyoruz. Aman ha dengeyi şaşırmayın. Saygılar, hürmetler. Merhaba Üniversite TV izleyenleri, İstanbul Mecidiyeköy stüdyolarından herkese selam olsun. Bir mesleki gündem programıyla yine karşınızdayız. İstanbul'dan bu sefer nereye bağlanacağız? Adana'ya bağlanacağız. Bir mesleğin sorunlarını, artılarını, yerini, gündemini yine biz beraber dinleyeceğiz, işleyeceğiz. Bu sefer Adana İç Mimarlar Odası Şube Başkanı Zuhal Hanım, Zuhal Doğru Tok konuğumuz olacak. Adana'yı soracağız, iç mimarlık mesleğini neden tercih ettiğini soracağız, mesleğin Adana'daki durumunu soracağız, Türkiye genelini konuşacağız ve bir mesleki gündem programıyla yine karşı karşıya olacağız. Bağlantımız hazır sanırım. Merhaba Zuhal Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Merhabalar Harun Bey, duyabiliyorum evet. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizi konuk etmekten, ağırlamaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ben de bir iç mimar meslektaşınız olarak sizleri konuk etmek bana ayrıyeten bir keyif ve mutluluk veriyor. Mesleği yakından tanıyoruz. Mesleğin sorunlarını, problemlerini yakından biliyoruz. Bu manada öncelikle sizi tanıyalım. Bizler sizi tanıyoruz ama bizi Türkiye'nin 81 ilinden insanlar izliyor. Sizi tanımaları açısından biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Adım Zuhal Doğru Tok. Adana İç Mimarlar Odası Şube Başkanıyım. Daha önceki dönemlerde, üçüncü dönemde İç Mimarlar Odası'nın yönetiminde görev aldım. Saymanlık yaptım o dönem. Bu yeni dönemde seçilmiş bir başkan olarak, kadın aday olarak görevime başladım bir hafta önce. Başkent Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezunum. 2011 yılında mezun oldum. Bir çocuk annesiyim. Ve Adana'da yaşamaktayım. Harika, çok güzel özetlediniz. Hem başkenti yaşamışsınız hem de şu anda memleketimizin güzel köşelerinden bereketli toprakları olan Adana'dasınız. Evet, Adana'da iç mimarlık yapmak nasıl, zor mu, artıları neler, eksileri neler, biraz ondan bahseder misiniz? Hatta ondan önce iç mimarlık mesleğini neden tercih ettiniz? Biraz değinir misiniz? Tabii ki bir aile faktörü vardı en başta. Babam mobilya sektöründe yıllarını vermiş, 40 yılını vermiş bir esnaftı. O beni yönlendirdi. Hani iç mekan tasarımı, iç mekanda ilerleme, bir kadın olarak farklı gözle göreceğimizi hep o bize işledi. Onun öngörüsüyle ben de meslekte bulunan büyüklerime de danışarak bu yönde ilerlemek istedim. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Aslında bir yetenek sınavıyla girmiş bir iç mimarım. Daha önceden de desen çalışmaları ve birçok hani mekan çalışmaları yaptığım için Güzel Sanatlar Fakültesi'ne aslında yetenek sınavımı konuşturarak girmiş bir iç mimarım. Böylelikle ailemin etkisiyle de mesleği bilerek, tanıyarak mezun oldum. Aslında birazcık bilinçli giren iç mimarlardanım. Mesleği tanıyarak girdim ve severek de mezun oldum. Daha sonra da mesleğimi yaklaşık 11 yıldır icra ediyorum. Yine ailemin desteğiyle beraber. Bu şekilde ilerliyorum. Adana'da iç mimarlık yapmak evet nasıl?
Coğrafi koşullar şartıyla tabii ki Çukurova'da yaşıyoruz, verimli topraklarda yaşıyoruz. Verimliliğin çok fazla olduğu bir memleketteyiz. Adana iline bağlı olan birçok çevre iller var aslında. Yani mesela İç Mimarlar Odası şubesine, Adana şubesine Osmaniye, Maraş, Hatay, Mersin gibi iller bağlı. Bunu aslında bir Adana olarak değil, bu coğrafi bölge olarak düşünmek lazım. Sıcak memlekette sıcak insanlarla, iç mimarlığın değerini bilen insanlarla çalışıyoruz. Adana o konuda çok şanslı ve bizler de şanslıyız açıkçası. Evet Zuhal Hanım, şu anda bizi izleyen birçok lise öğrencisi var ve iç mimarlık mesleğini düşünen öğrencilerimiz sizin söyleyeceğiniz şeyleri can kulağıyla dinliyordur. Şu anda tercih yapacak öğrencilere ya da iç mimarlık mesleğini seçen olur. Şöyle, öncelikle iç mimarlık mesleği, tabii ki bütün meslekler çok değerlidir ama farklı bakan, farklı hisseden, farklı dokunan bir meslek. Yani sınavla böyle tercih edeyim de hadi herhangi bir bölüme gireyim gibi düşünülmemesi gereken bir meslek. Tabii bizim o dönemde yetenek sınavıyla girmiş olmamız, bu mesleği biliyor, birazcık da becerimizin olduğu, üç boyutlu düşündüğümüz zamana denk geldi. Şimdiki arkadaşlarım bazı üniversiteleri sınavla girdiği için öngörüm şu olacak, mesleği bilerek, gerekirse işlenecek derslere bakarak, ileride hangi alanlarda çalışacağını öngörerek tercih etmelerini istiyorum. Çünkü iç mimarlık mesleği bir dekorasyonculuk değildir. Farklı bakmak, farklı düşünmek, farklı koklamaktır aslında. Bunun bilincinde olarak tercih etmelerini diliyorum arkadaşlarımdan. Evet, iç mimarlık mesleği biraz da imalat gerektirir, üretim gerektirir. Biraz mühendislik, biraz tasarım, biraz saha, biraz da insan ruhundan anlamak gerekiyor. İletişim Evet. kabiliyeti yüksek ve müşterilerini rahatlıkla anlayıp dinleyip onlara istedikleri çözümleri üreten insanların olması gerekiyor. O yüzden böyle içine kapanık, sessiz, sakin, iletişimden kopuk insanların da hani bu mesleği tercih etmesinin nedenle doğru olacağını da gözden geçirmek lazım aslında. Evet. Yani mesela iç mimarlık demek sosyal bir çevre demek. İç mimarlık demek çok iyi bir network'e sahip olmak demek. O yüzden gerek derneklerle bir araya, cemiyet hayatında bir araya geleceksiniz demek. O yüzden ikili ilişkileri kuvvetli, birazcık özgüveni yüksek arkadaşlarımızın bu meslekte olmasında fayda var. Çünkü sadece proje çizmek değil bizim işimiz. Eğer bu projeyi satışa dönüştürüp ikili ilişkileri kurmadıktan sonra bu meslek size mutluluk değil, aslında mutsuzluk getirir. Bu sefer yaptığınız işin, sanatın veya işte iç mimarinin değer bilmediğini, değer görmediğini düşünürler. O yüzden ikili ilişkiler kurabilecek girişken arkadaşların bu mesleği tercih etmesinde fayda var. Çok doğru söylüyorsunuz. Yine sormak istediğim konulardan bir tanesi de şu. İç mimarlık mesleğini icra eden bir meslektaş olarak kime sorsak, kiminle konuşsak bir iç mimar olma hevesi var. Ve piyasada çok fazla bu mesleğe ilgi fazla olduğu için bazı kursların iç mimarlık kursları veriyor olmaları ya da veriyor gibi davranmaları. Aynı zamanda iç mimar olmadan iç mimarlık faaliyetlerini yürüten Adana bölgesinde ya da çevre illerde kişiler var mı? Bununla ilgili bir sivil toplum kuruluşunun başkanısınız. Neler yapıyorsunuz bu konuda? Bu konuda biraz bilgilendirir misiniz? Tabii ki biz bunu aslında yıllardır bunun üzerinde çok duruyoruz. Çünkü Adana'da belli kurslar vardı. Çok kısa bir sürede 6 aylık bir kurs eğitiminden sonra iç mekan tasarımı diploması, yani bilirlik kişilik, böyle bir belge veriyorlardı. Biz Adana'da bunun çok peşine düşerek aslında bu kursları şikayet ettik. Dilekçeler yazdık. Hem genel merkezi olsun hem buradaki verilen kurslarla alakalı. Bu kursların bitirilmesi konusunda başarıya kavuştuk. Şu anda Adana'da bu bölgede bu kurslar ne yazık ki artık açılmıyor. Bu şekilde yeterlilik belgeleri verilmiyor. Çünkü 4 yıl
maket, tasarım, proje derslerinde siz de biliyorsunuz, siz de takdir edersiniz, çok emekler veriyoruz. Bu 6 ayda, 1 yılda, 2 yılda öğrenilebilecek bir meslek değil. Biz, evet, çizim, maket öğreniyoruz ama biz drama dersleriyle ikili ilişkiler, insanlarla bir araya gelme, bunların hepsinin dersini alıyoruz, bunların hepsini öğreniyoruz. Bunlar çok kısa sürede elde edilecek bir meslek değil. Onun dışında iç mimar olmayıp yine başka üniversite ve fakültelerden mezun olan arkadaşlarımız var. Peyzaj mimarlığı olabilir, başka fakülteler olabilir. Bunların da kart vizitlerinde ya da mesleki anlamda iç mimar diye kendini tanıtan bir takım arkadaşlarımız oluyor tabii ki. Bunların da peşine düşüyoruz bölgesel olarak. Tabii ki biz Adana İç Mimarlık Odası Şube Başkanı olarak peşine düşüyorum ama aslında bu genel merkez odaklı bir durum. Yani bizim bağlı olduğumuz Ankara Genel Merkezi bu konuda ciddi anlamda elini taşın altına koyup meslek arkadaşlarının savunması gerekiyor. Ne yazık ki biz Adana bölgesi olarak bazı konularda sınırlı kalabiliyoruz Armin Bey. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki bu konuda hukuki altyapı nasıl, çalışmalar nasıl, nasıl gidiyor? Siz Adana olarak bütüne nasıl katkı sağlıyorsunuz? Şöyle oluyor. Diyelim ki bir meslektaşımız ya da meslektaşımız olmayan, kendini iç mimar olarak tanıtmış bir arkadaşımızın şikayeti geliyor odaya öncelikle. Bundan mağdur olan kişi odaya şikayette bulunuyor. Çünkü ilk ulaşacağı kişi bizleriz Adana bölgesinde. Daha sonradan bu arkadaşımıza biz şunu söylüyoruz. Biz şube olarak genel merkezi bunu bildirebiliriz ama genel merkez savcılık kararı olmadan bunu işleme almıyor. Öncelikle siz bir avukat tutup bir savcılık kararıyla bize geleceksiniz. Biz o kararla genel merkeze bunu sunacağız ve genel merkezin hukuk işlerini yürüten avukatımız bu süreci yönetecek. Yani biz aslında nihai kullanıcıyla genel merkez arasında bir köprüyüz. Bizim yaptırımımız maalesef yok şimdi olarak. Peki Adana'da şu anda Adana Şubeye kayıtlı kaç tane iç mimar var? Adana Şube kayıtlı 395 tane üyemiz var şu an. Harika. Peki üye olmayan sayısı ne kadar? Öngördüğünüz bir rakam var mı? Yani bizim öngördüğümüz tabii ki Türkiye genelinde çok fazla 4.000 civarında Adana'da yani daha doğrusu bana bağlı illerle beraber iç mimar sayım var. Harika. Peki bunların şubeye ya da meslek örgütlenmesine üye olmaları ve katkı sağlamaları noktasında çalışmalar yürütüyor muyuz? Şöyle, bizim en zayıf olduğumuz nokta şuydu. Üniversitelerle oda arasındaki bağlantı bizim açımızdan çok zayıftı. Bu coğrafi bölgeden bahsedeyim ama aslında Türkiye genelinde böyle bir zayıf bir konumuz var ne yazık ki. Bu dönem Çukurova Üniversitesi'nden tutun Toros Üniversitesi'ne kadar öğretim görevlileriyle beraber 14 kişilik bir yönetim grubu oluşturduk. Böylelikle öğrenciler daha okurken odanın bilincini, odanın örgütlenmesini, bize neler katacağını öğrencilere bu aşamada biz dokunmayı planladık. Hem ben hem başka bir öğretim görevlerimiz olmak üzere ve ben de proje dersine bu dönem gireceğim. Öğrencilerimizi bilinçlendirip mezun olduktan sonra hemen onları odamıza kayıt etmek amacımız. Bunun için ilk adımlarımızı attık. İnşallah bu dönemde mezun olan arkadaşlarımızı birebir odamıza kayıt ettirebilirsek daha bilinçli olacağımıza inanıyorum. Üniversiteden başlıyor yani bu durum. Peki iç mimarlık mesleğini bir cümleyle tarif etmek isteseydiniz nasıl bir cümle kurardınız? Şahsi olarak mı genel anlamda mı Harun? Size özel, size özel. Yani iç mimarlığın tanımını istemiyorum sizde. Sizin ruhunuzda ve kalbinizde iç mimarlığı bir cümleyle tarif etmek isteseniz nasıl tarif ederdiniz? Benim için iç mimarlık en başta da söyledim bir koku. Güzel kokuyu alabilmekti. Normalde görürüz biz, hissederiz, üç boyut biliriz, perspektif biliriz. Ama iç mimar mekanı koklar. Koklayarak o ortamın güzelliğini veya çirkinliğini görür. Benim için kokudur iç mimarlık. Valla benim için de iç mimarlık eğitimi almış bir kişi olarak da konfor diyorum. Yani bir yerde iç mimar varsa konfor vardır.
kalite Aynen öyle. vardır. Sizinle konforlu, keyifli bir program oldu. İstanbul'dan Adana'ya bağlandık. Enerjiniz ta İstanbul'a kadar geldi. Sizlere mesleğinizde ve yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Çok Şu anda teşekkür ediyorum. bizim programımızın ismi Mesleki Gündem. Peki şu anda iç mimarlığın gündeminde ne var? Bu mesleğin gündeminde ne var? Biraz da ondan bahsederek artık programı kapatalım. Tabii biz şu anki iç mimarlık, daha doğrusu tüm odalarda olduğu gibi bir seçim sürecindeydik. Şubeler olarak bir seçim sürecimizi atlattık. Bu süreçten bütün şubeler olarak olumlu veya olumsuz hani bir şekilde çıktık. Şimdi önümüzde genel merkez seçimlerimiz var. Tüm şubeler adına bizim için çok önemli bir dönem. Çünkü haklarımızı savunabilecek, bizi bu yönde ilerletebilecek iyi bir yönetime ihtiyacımız var. Şu anda tüm şubelerin odak noktası Mart'ta yapılacak genel merkez seçimlerimiz. Onun dışında mesleki yeterliliğimizi daha iyi savunacağımızı düşünüyorum. Şu anki ilk odağımız genel merkez seçimleridir. Harika. Evet sevgili izleyenler, bugün Adana'ya bağlandık ve iç mimarlık mesleğinin gündeminde Ankara'da yapılacak genel seçimler var ve bütün şubeler ona kilitlenmiş ve odaklanmış bir durumda. İnşallah bu meslek için en doğru kararlar ve en doğru tercihler yapılır ve mekanı, huzurlu atmosferleri, kaliteyi, konforu temsil eden bu meslekte hak ettiği yerini alır ve yaşadığı birçok gasplar, yaşadığı birçok sıkıntılar bir an önce giderilmiş olur. Dilinize sağlık Zuhal Hanım, elinize sağlık, konuk oldunuz, bizi mutlu ettiniz. İstanbul'dan Adana'ya sevgiler, saygılar. Son mesajınız ne olur izleyicilerimize? Ben böyle bir programa katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum, çok gururlu hissediyorum. Buradan bütün öğrencileri öpüyorum, kucaklıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler efendim. Evet. Evet sevgili Üniversite TV izleyenler, bir mesleki gündem programını da burada noktalandırıyoruz. Bugünkü gündemimizde iç mimarlık vardı. Yine farklı mesleklerin farklı gündemleriyle bir arada olmak ümidiyle sağlıklı kalın, mutlu kalın. Aman ha dengeyi şaşırmayın. Saygılar, hürmetler.